Merhaba sevgili web tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte etrafında görmüş olduğunuz tüm kirli suları temizlediğini iddia eden şu pipeti deneyeceğiz. Firma Vestergaard diye bir firma. Danimarka menşeli bir firmanın ürünü bu. Amaç ne Çağdaş? Aslında ulvi elzem bir amacı var kendisinin. İşte böyle Afrika gibi veya su sıkıntısı çekilen yerlerde ve bakteri işte suyunda çok bakteri olan, yok temiz su arıtma sistemi olmayan böyle aşırı fakir ülkelerde suyu temizlemek için üretilmiş bir aparat. İddiası da şu abi, 1000 litre suyu sadece bu pipetle temizleyebiliyorsun. 1000 litreden sonra çöpe mi atıyoruz bunu? Hiçbirini bilmiyorum. Hani internette ayrıca özel bir filtre falan görmedim tamam. Abi. İçinde entegre bir filtre var. Dışarıdan gelen kirli sulardaki partikülleri ve bakterileri temizleyen bir adet reçine filtre var. Reçine dediğim özel bir reçine filtre. İçindeki o filtre sayesinde suyun içinde yaşanan, suyun içinde can bulan bütün bakterileri temizliyor. Diyelim şimdi denizin ortasında kaldık. Böyle küçük bir tane tahta parçasının üzerindeyiz. Yanımızda da bu var. Tuzlu su bambaşka bir filtreleme ve arıtma ihtiyacı. O kadar kolay arıtabilseler muhtemelen dünyada bu kadar su sorunu da olmaz. Açalım abi bir yandan ürünümüzü. Şurada bir ip var. Bunun amacı muhtemelen ki boynunda rahat taşıyalım doğa yürüyüşlerinde. Böyle boyna asıp takılmak için güzel. Herhangi bir elektrik, pompa, su, herhangi bir şeye ihtiyaç duymuyor. Filtreleme işlemi de muhtemelen şu gördüğümüz ızgaradan yapıyor. Ben ilk denemeyi yapıyorum abi. Neyle açılışı yapacaksın Çağdaş? Kahve. Bu arada önümüzde bir sürü içecek var arkadaşlar. Şimdi kahveyle. Benim kahve içemiyorum abi. İlk sen iç kahve. Ben de kahve. Bana çarpıntı yapıyor kahve. Harbi mi? Aynen. Ritmi yine bir şekilde yırttı. Hayda, ne yaptın? Oğlum bitirdin. Hacı, kahve sevmeyen bunun adam. Bunun içinde bak, kapatırsan bunun içinde kalıyor bu. Çok bir şey değişmedi ya. Düz kahve tadı mı geldiydi? Ya biraz kahve tadını şey yaptı. Ama olsun, kahvedeki bakteriler gelmedi. Bakteri 7 kat olarak geriye çıktı şimdi. Kahvenin tadını bayağı yumuşattı. Ya için temizlemek için şu an su içiyorum. Kahveli su. Evet. Bence temizlendi o filtre ama bayağı. Evet. Her şey evet diyor Çağdaş. Evet. Tebrik ediyorum Çağdaş. Çok başka bir içecek yapmayı başardın. Oğlum ne gülüyorsun? Bana bir afakanlar bastı. Sıradaki. Ne istiyorsun hocam? Portakal suyu. Kola vermeyeyim mi? Ver, kola ver. Şimdi öncelikle kolamızdan bir yudum alalım. Güzel, asidi yerinde. Kola daha zor geliyor sanki ha. Gelmiyor lan kola. Daha ne asıldayım dedi şu an. Ben anladım. Ana kolayı çekmiyor. Suyu bir versene abi. İçine doluyor çünkü. Temiz su mu istiyor? Ver madem. Bu da temiz su. Aa bak suyu asıldı ha. Geldi lan. Asit yok. Şekersiz, çok beklenmiş kola. Bir şey diyeceğim yalnız, kahve tadı hala geliyor. Ne geldi, sana şalgam verelim. Hadi bunu da filtrede de görelim. Bence şalgamın tuzunu temizleyecek abi. Aa şalgam bayağı cayır cayır çekti. Lezzet farkı. Bir daha içemeyeceğim. Tuz yoksa abi şalgam yokmuş harbiden. Şu da var. Kola artı kahve de içtin sen. Kola şalgam kahve karıştı şu an. Ya şu an çok midem bulandı bundan. Bence artık çamurlu su faslına geçelim. Zaten hiçbir şey sanmıyorum ki şalgam kadar. Biraz da katı kalsın hocam. Arkadaşlar zurnanın zırt dediği yere geldik. Temizleyeceğiz yani, yapacak bir şey yok. Oo bayağı temizlendi yalnız. Al abi temizlendiyse. Yok şey, içi temizlendi. İçen benim, lütfenin midesi bulanıyor. Şunu deneyelim. Maalesef önce bir böyle tadına bakmam lazım. Öyle bakma tadına ya. Bakterili bir tadına bakayım dedim. Sakalın rengi değişti. İşlemcide pişmiş ben. Sucuğu yemiş adam bana gelmiş, evet, diyor ki niye onu diyorsun? Evet. Bir o videoyu hatırlayalım ben sakalımı temizlerken. Gel gel. Gel kardeşim. Şimdi niye bakayım, öleceksin mi ya? Hepsini de yeni ait ucundan bakayım falan yok. Ne diyorsun abi? 10 numara. Normal çocuğum. Bir şey diyeceğim. İlk ağzıma suyun gelme anında eğer püskürürsem sizlere söz veriyorum Lütfiye püskürecek. Ben gidiyorum. Hayır gitmek yok. Tamam arkamı döneyim bari. Beğendi. Normal su. Kıtır kıtır ağzında bir şey var. Hayır. Yok değil mi? Hala o iğrenç şalgamın tadı var ama gayet güzel. Vallahi bence iyi. Hiç de sandığın vallahi gibi değil. Vallahi işte helal olsun. Ben içemez diyordum. Yani şöyle diyelim ki ihtiyacım var temiz suya. Cayır cayır içilir. Aynen öyle. Bu olur. Ben beğendim. Mis mis. Güzel su. Vallahi. Sebil. Onur gel bak sen de dene. Bir kere de bitirecek şimdi o barda. Hafif şeker. O işte koladan molada. Koladan kaldı hocam. Yoksa iyi yani. Arkadaşlar kola... hiç sandığınız gibi durum yok. Gayet güzel.
bak suyun beyazlığını görüyor musun? Evet görüyorum da bu nasıl köpürmeyi ya başardı o, ya. Onu bilmiyorum döküldüğü için. Ve ürün harbiden çalışıyor abi. Bu filtre çıkıyor mu acaba? Bence çıkmıyordur çünkü belli bir litreyi... Litre limiti var bu. Sonra atıyorsun bunu. Kaç paraydı bu çağdaş? 120'li bir şey ya. Parasını hak ediyor. Al kenarda dursun. Tabii ama deniz ürün... suyunu da kullanmıyoruz. Hayır deniz suyu yok arkadaşlar. Onun haricinde bana soracak olursanız gayet kullanışlı bir ürün. Şalgam içmeyin. Kolanın kolalığı gidiyor. Çamurlu suyu da gayet güzel temizledi. Yapanın eline sağlık diyelim. Tabii ki de daha büyük tesisler ve dünyanın su sorununun çözüldüğü daha gerçek çözümlerde buluşmak üzere diyelim. Videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Evet. Bu videomuzda sizlerle birlikte LifeStraw isimli bu ürünü inceledik. Suları arıttığını iddia eden cihazı. Ürünle ilgili kafanıza takılan bir şey varsa ya da bir fikriniz varsa mutlaka aşağıya yorum bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın. İnternetten satın alabilirsiniz. Şurada da beğen butonu var arkadaşlar. Ona basarak videomuzu beğenebilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.